Herkese selam. Bu hafta Mert'le farklı bir şekilde otomobilin yanında ya da içinde değiliz. Neredeyiz? Abi stüdyomuzdayız. Ofisteyiz. Ş şahane çünkü bu hafta konuşulması gereken çok konu vardı. Bu pazar gününü. Bunu ayıralım istedik. Yani neler var konuşulacak? Hemen mesela şunları söylemek istiyorum. Yeniliği merak ediyorsanız yepyeni şeyler geliyor. Bunlardan mesela hangi arabalardan bahsedeceğiz bugün Mert? Abi bugünkü bahsedeceğimiz modeller aslında Peugeot 308 bir de Astra. Opel Astra'mız var. Ee, hatchback seviyor musun? Aa en sevdiğim. En sevdiğim en değil mi? Sevdik, en sevdiğim. Çok hatchback. Yani hiç hani su yükseliyor, crossoverlar şöyle oluyor falan. Yok abi bende de yok o ben hatchback tutkunuyum yani hatchback otomobil dendiği zaman benim için otomobilin tarifi odur İşte öyle bir dönemdeyiz Mert yani evet. az önce söylediğin gibi hem yeni Opel Astra geliyor <laughs> hem yeni Peugeot 308 geliyor hem de yeni DS4 geliyor elbette hani bu iki modelin yanında DS4 biraz daha sönük, sönük olacak ama çok yakışıklı bir araba geliyor evet. orası ayrı yani DS4. Çizgilerin çok sevdiğim hatchback otomobillerden bir tanesi. İlk olarak yani şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken ben Opel Astra'yı, e, yeni Opel Astra'yı Kuzey Kıbrıs'a gidip kullanmış olacağım. Gelecek hafta o sürüş hissinden, izlenimlerinden elbette bahsedeceğim ama şimdi bu videoyu seyrettiniz. Yeni hafta başladı. Opel Astra satışa sunulacak. Yani gelecek haftaya yeni Opera başlayacağız Türkiye'de. Evet. Bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Stellantis, Stellantis Türkiye'nin hatchback otomobil ata Eylül ayı ile birlikte başlıyor. Önce operastra geliyor. Mert, evet. operastra tasarımına baktık seninle. Baktık abi evet. Ne gördün o tasarımda? Abi böyle hani baktığın zaman şey diyorsun sen aklına ilk ee, Chevrolet Camaro geliyor. Yani böyle bakıyorsun. Aa bu Camaro'nun ön yüzü değil mi? Diye aklına geliyor. Ee, onun haricinde yani o Stellantis'in o e, aynı altyapıyı kullandığını aslında az çok anlayabiliyorsunuz. Hani Peugeot'la da işte Opel'le de e, yani çok Citra, benzer. Evet DS. Artık çok benzer tasarımlar olmaya başladı. Şu araba birbirine benzemeye başladı da zaten. Onun haricinde evet e, Opel Astra çok e, sert tasarımlara sahip. Çok sportif bir... Ee, görünüm kazanmış o sert hatlarıyla. Genel olarak çok şık bir araba. Ee, bana mesela çok bu tasarımı gördüklerinde hemen şunu sordular. Abi küçük Camaro gibi bu falan diye. Hı hı. Benim mesela az çok tanıyanlar biliyor. Benim hayattaki tek idealim Camaro sahibi olmaktır. Ya yani bunu bir fırsatını bulup yerine getireceğim. Yani hı hı. Amerika'da bir müddet yaşamam gerekiyorsa gidip Amerika'da yaşayacağım. Çünkü ben hayatımı Allah tabii bir aksilik vermediği sürece İnşallah. Hayatım bu şekilde planlarım. Hani Amerika'ya bile gitsem o otomobile en azından 3 aylığına falan sahip olacağım. Yani hı hı. ben bir Camaro sahibi diyorum bak Allah bilir. Allah kısmet ederse ben ölmeden bir tane Camaro sahibi olacağım. Yani İnşallah. o arabanın keyfini sonuna kadar yaşayacağım. Hı hı. Çünkü benim her şeyim yani bütün otomobil tutkum falan o otomobilde birleşmiş durumda. <laughs> ya bugüne kadar Yurt dışında çok testlerine gittim. Hı hı. Her seferinde dönerken ağlıyordum neredeyse. Yani <laughs> o kadar zor ki o arabadan ayrılmak. Şimdi Camaro'ya çok benzeyen bir tasarım karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Ee, Opel Astra'nın peki yeni Opel Astra'nın tasarım dinamini nasıl buldun? Ya, tasarım dinamiği derken Senin yani... ilgini çekti mi? Yani Sen yolda gidiyorsun, yürüyorsun yeni Opel Astra ya yanından geçti. O araba senin ilgini çeker mi? İlgini çeker mi? Ee, şöyle bahsedeyim bu konu hakkında. Yani Yeni Opel Mokka var abi. Aha. Tasarımlar artık az buçuk benziyor biliyorsun. Yani o geçtiği zaman şöyle uzaktan... Ya ulan ne güzel araba aslında falan diyor insan. Hani özellikle ben şeye çok takılmıştım. Ee, bir süre ben e, kullanma fırsatı bulmuştum arabayı. Yani arkadan egzoz çıkışı var artık ya. Hani artık bu çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü markalar hani nasıl söylesem... O kadar fazla ticari bakıyorlar ki yani... İşte difüzörler kapalı, egzoz çıkışları yok. Sadece dümdüz tasarımlar geliyor. Ama işte bu e, Stellantis çatısı altında e, oluşan bu arabalar, yani bence bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başlamışlar abi. Tasarımları harika. Yani senle aynı fikirdeyim. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela e, Peugeot, Citroen, DS, Opel grup PSA'ydı. <laughs> evet. Bu abi. grubu oluşturuyorlardı. Sonra bir birleşme kararı geldi. Fiat Chrysler grubuyla birleştiler. Hı hı. Böyle olunca neredeyse 10 marka falan birleşti. Yani Fiat da artık bu grubun içinde, Maserati de bu grubun içinde, Lancia, Alfa Romeo falan hepsi bu grubun içinde. Yani kardeş modellerde artık çok daha fazla çeşitlilik göreceğiz. Evet, yani evet. mesela bir sonraki Egea ya da Avrupa'daki adıyla Tipo hı hı. 308 ya da Opel Astra kardeşi olabilir. Hani Evet. Hiçbir şeyi bilmiyoruz. Mesela yeni Fiat Doblo gösterildi. Hı hı. Onun da fotoğrafını arkadaşlar arkaya verir. Hı hı. Ee, yeni Fiat Doblo gösterildi. Biliyorsun Peugeot, Citroen, Opel, Toyota ve Fiat hepsi kardeş oldu. Yani Rifter, Berlingo, Combo, Toyota'nın Pro S City'si ve Fiat Doblo artık beşi kardeş araba oldu. Ama bu da iyi bir şey değil ki bir yandan baktığımızda. Ya zaman, maliyetler yani. artık böyle. Yani, Aa, yani ruh o ruh gidiyor işte markaların ruhu bence kaçıyor abi yani yavaş yavaş. Tam onu söyledin işte yani Hı -hı. işte Opel Astra o ruhu yakalamış. Yani böyle sıra anlaştı artık her şey. Her evet, şey karşımıza böyle geliyor falan diye ben mesela arabayı ilk çıktığı andan itibaren takip ediyorum. Hı -hı. Lansman eklerini o Camaro sarısı Bumblebee vardır Hı -hı. Ya. yani Bumblebee rengiyle yaptılar. Evet. Yani büyük ihtimal onların da kafa aynı çalışıyor aynı Hı -hı. yerden gidiyor diyorlar. <laughs> Hemen arkasından ateşli bir kırmızıyla gösterdiler arabayı. Hı -hı. Yani o farklılık hissini en azından ürün konseptinde mesela marka konseptinde 10 model varsa Hı -hı. belli ki sen mesela Mokka'dan bahsettin. Evet. Mokka, Astra falan gibi bir aradan da sıyıracaklar belli yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ya. Yani. Evet anlaştı. Evet, ama en azından bir yelpazenin içinde bir iki model farklı olacak gibi. Bu iki model bahsettiğimiz Astra 308'e 308'den mi bahsediyoruz? Evet, yani o ailede 308 de farklılaşacak tabii ki ama hani mesela Opel ailesinde hani Opel'de işte Grandland, Crossland hı hı. falan diye gidiyor ama ürün yelpazesine baktığın zaman işte önümüzdeki haftadan itibaren yine Astra'da var. Evet, değişecek tasarım. Yani daha ateşli bir tasarım karşına çıkacak. Yani bence diğer ürünlerin nazarın, diyen araba modellerinin nazarın Astra'yı bu kadar çok öne çıkarmalarının da bir sebebi en çok e, Astra'yı satma sebepleri de olabilir abi. Ben öyle düşünüyorum. Yine 308, 308 için de aynı şey geçerli. Ya bütün tanıdıklarım bana diyor ki ya 308 ne güzel araba. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle güzel, böyle güzel. İşte yok Golf'ün yerini Aa. alabilecek mi? Yok Golf'ten daha güzel. Yani herkes böyle konuşuyor abi. <laughs> yani eğer böyle konuşuluyorsa benim çevremde de aynı yani sürekli soruyorlar. Astra ne oldu? 308 ne oldu? Biliyorsun bunlar biraz gecikmeli geldi. Hani hı hı. dünyada çıkan çıkalı bayağı oldu. Astra niye o kadar gecikmeli sayılmaz ama 308 bayağı. Bayağı daha. oldu abi. Makyajı gelecek arabanın <laughs> anca geliyor. Peugeot böyle bir şey yapıyor hani. Niyeyse bilmiyorum. 308'de falan da aynısını yaşadık. 508'de hı hı. de yaşadık. Sonra geliyor. 208'de yaşadık mesela. 208 ikinci yılında geldi. Evet doğru. 308 aynı şekilde geliyor. <laughs> Peugeot biraz geriden geliyor. Ben geciktirmeyelim. Bekliyor hani bekletiyor, bekletiliyor. <laughs> ee, yeni Opel Astra mevzusuna geri dönecek olursak Astra e, dış tasarımında farklı farklılık sunacak. <laughs> Hatchback sınıfında dikkat çekecek. Camaro'ya benzeyen özellikleri var. Yaşam alanında yani fotoğrafına falan baktığında yeni Astra'yı nasıl görüyorsun? Abi iş dizaynında zaten hani e, o dediğimiz gibi şey kısmı yok e, nasıl söyleyeyim yani basit olsun işte seri üretim bir araba tabii ki de ama yani o premium hissiyatını kaybetmemiş içeride. Yani en, en azından ben fotoğraflardan baktığım kadarıyla ve Mokka üzerinde de söylüyorum onları biraz karşılaştırıyorum. Evet, evet, evet. Gerçekten Golf karşılaştırılabilecek düzeyde bir araba belki de daha iyi olacak. Şimdi ben yani birebir görmediğim için çok bir şey diyemiyorum. Aha. 308 de bu konuda çok iddialı. Evet. Yani bu e, ortak yapılan çalışmada iç mekan tasarımları çok başarılı. Ya. Ben çok beğendim. E, Opel sadeleştirmiş yaşam alanını. Kullanışlılığı arttırmış. Evet. Yani o genişlik de arttırılmış belli. Hı hı. Opel o iç mekanda da başarılı bir şekilde. Ben bugüne kadar mesela sosyal medya hesaplarımda anket yapıyorum. Hani sevenlerin sayısı sevmeyenlerin üç katı. Yani <laughs> çok net bir şekilde farkını ortaya koyuyor. Bir de Golf'ten bahsederken e, internette gezerken şöyle bir şey gördüm. Hani yazarsın ya arama kısmına Opel Astra falan diye ya da Volkswagen yani Golf yazarsın. Karşıma e, Dan diye bir tane reklam çıktı. Golf oynamayı bırakın. <laughs> ve bu reklamı Opel vermiş. Hani ha, bunları çok özlemiştik ya. golf oynamayı bırakın diye reklam çıkmışlar. Yani ha, mesela dedim ki ah yani yaşasın be. Hani bugünlere geri dönüyoruz. Evet. Hani markalar birbirine çarpışmaya başlıyor. Motor seçenekleri astıran. Evet abi bir, yani zaten bildiğimiz en çok ne satacak mesela yani tahmin et. Hani... Abi günümüz ülkesinde bir iki tek dediğimiz e, normal üst silindirli motor satılır büyük en çok satılan olur. Yani şöyle söyleyeyim. 1 iki evet, listenin öne çıkacak şeylerden bir tanesi. Gerçi bizde biraz dizelden vazgeçiliyor gibi bizde de oldu. Evet yavaş yavaş Astra'da, gidiyor abi. Astra'da var mı dizel motor? Var abi, Astra'da dizel motor seçeneği var. Hangisi var? Yani o Peugeot grubundan bildiğimiz dizel motor sunuluyor hı hı. galiba. Evet evet ondan galiba. Ee, yani şöyle söyleyeyim, işte benzinli turbo, dizel turbo seçenekleriyle Opel Astra motor seçenekleri olarak da beklentilere rahat cevap verebilecek. Hı hı. Bu motor seçeneklerine yabancı değiliz yani hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz hani bir Peugeot kullandıysan ya da bir Opel kullandıysan ya da bir tane Citroen kullandıysan bu motorlardan birini zaten kullanmış oluyorsun. Evet, abi. Opel Astra'daki en büyük yeniliklerden bir tanesi hibrit ama hani hibritin ilk etapta bize geleceğini düşünmüyorum açıkçası çünkü fiyatları çok yüksek olacağı için. Orada mesela 225 beygirlik bir hibrit seçeneği var. Evet. Keşke gelse hani alıcısı her malın bir alıcısı vardır. Kesinlikle yani 225 beygirlik şarj edilebilir hibrit hı hı. seçeneğin gelmesini de bekliyorum. Yani Opel Astra şöyle söyleyeyim ben kendi fikrimi söylüyorum hı hı. gümbür gümbür geliyor. Evet yani abi takip ettiğim kadarıyla sizlerden aldığım geri dönüşler kadarıyla da hı hı. gümbür gümbür geliyor. Ben hemen bir araya gireyim mi abi? Gir kardeşim. E, bu motor seçenekleriyle beraber e, iki tane şanzıman seçeneğimiz var. Evet. E, manuel evet. severleri de düşünmüş Astra. 6 ileri manuel şanzımanımız. Bir de 8 ileri bir e, otomatik şanzıman da geliyor abi. Duymuş yani, Zaten Astra bakarsan çok güzel bir konuya değindin. E, bu markaların son dönemde yükselmesinin sebebi elbette tasarım öncelikle. Ha, tasarımda özellikle Peugeot 3008 tasarımıyla dikkat çekti falan ama bu şanzıman. Yani... Otomatik bir şanzıman hı hı. CVT değil işte EDC değil çift kavrama değil bildiğimiz otomatik şanzıman çok da iyi çalışıyor. Oradan çok büyük bir artı aldılar. O mahalledeki konuşmalarda abi Peugeot şanzımanı mı? Tamam. <laughs> Onayını aldı ondan sonra da yürüdü gitti zaten yani. Evet. Herkes bu 8 ileri şanzımanı gördüğü zaman sorunsuz bir şekilde cevap veriyor. Şimdi gelelim Fransız yani. Opel, biz hala ne kadar birleşirse de bilmem ne olsa da Opel bir Alman. Almandır. Evet. Yani benim için hep böyle kalacak. Hı hı. Şimdi gelelim Fransız'a. Yani evet. Peugeot 308. Evet, 308. Mert, söz sende. Yani 308'i <laughs> gördüğün zaman ne düşündün? Abi yani şöyle söyleyeyim önden baktığın zaman sanki bana böyle saldıracakmış bir aslan beni bekliyormuş gibi o dişlerini çıkarmış yani. ve beni bekliyor gibi. abi. Yani zaten markanın istediği de buydu. Hı hı. Çok iyi başardılar bunu. Kesinlikle. İşte kaplan dişi ya da aslan dişi ama kaplan dişi diyorlar ona. Kaplan dişi mi? Kaplan dişi. Yani kaplanın dişi olur aslan değil. Ha mi? aynen öyle. Ama işte şeyden karıştırıyorum ben hani logosunda aslan var ya. Aslan dişi de bak şey yapmıyorum iddia etmiyorum <laughs> çok emin değilim ya yani o yırtıcılardan bir tanesinin dişi. Evet yırtıcıya gönderme yapıyor. Evet, 308'den çok bahsetmeden önce şunu soracağım. 3008'i sevdin mi? Mesela bu değişim bize 3008 ile başladı. Doğru. Yani. Sevdim o... mi 3008'in o tasarımını falan? Sen? Ya o tasarım değişikliği aslında e, iyi geldi ama ben dediğim gibi hani daha sportif modelleri seviyorum işte. Ha. Hatchback olsun, coupe ha. olsun. Ama yani e, normal biri olarak düşünüyorum, bir vatandaş olarak düşünüyorum. İşte aile ailem olsa, işte çocuklarım olsa Bence alınabilecek en mantıklı arabalardan biri. Su olarak. Kesinlikle öyle. Zaten satış rakamlarına baktığımız zaman da 3008 önce bir fırladı gitti. Hı -hı. Hemen arkasından 2008 geldi. O Hı -hı. da fırladı gitti. Tuttular yani. O tasarım işe yaradı. İşte 308 tasarımında Hı -hı. o tasarımın son noktası karşımıza çıkıyor. Yani yeni logo, yeni petek tasarımı, Hı -hı. yeni aslan diş eğimi falan Hı -hı. gibi şeyler çıkıyor. Ee, bütününe baktığın zaman 308'in tasarımı sana başka ne hissettiriyor? Yani yüzüne baktın yırtıcı evet ama hani bütününe baktığın zaman 308 senin, senin için nasıl bir araba olmuş? Abi zaten Opel'le dediğimiz gibi Peugeot daha doğrusu şöyle Astra ile 308 teknik olarak şimdi aynı platformda var. Evet. Ay. Ve yani evet çok güzel tasarımları var kesinlikle hiçbir şey diyemem. Ama şey diyorsun evet sonuç olarak ikisi aynı platform. Yani Evet, biraz daha yakışıklı bir aslan olmuş. Ben böyle diyebiliyorum abi. Yani ama onun haricinde evet çok şık bir tasarım var, çok keskin hatları var, çok sportif. İşte ben özellikle yeni Peugeot'un o küçük direks Aykoküt diyorlardı aha, galiba. Aha, aha. E, o direksiyonda hastayım. İç mekanı muhteşem. Yani ama dediğin gibi. Sonuç olarak nasıl söyleyeyim? Sen istemiyorsun kardeş olmasınlar istiyorsun. Değil evet abi biraz bağımsızlık istiyorum ya. Yani. Ya evet yani ben. Çok şükür öyle büyüdüm. Hani en azından senin dönemini öyle geçirdim. Yani hı hı. bütün arabalar farklıydı bizde. Şimdi baktığın zaman hani aynı fabrika, aynı bant logo. Hadi bunlar gene farklı. Evet yani, yine farklı yani, abi. Ya yani farklılar. En azından yolda farklı görünüyorlar. Bazıları aynı. Yani. Logo <laughs> değişiyor devam, devam. Logo değişiyor devam. Kötü bir durum ama maliyetler açısından böyle bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem daha sıra bakarsan bitiyor. Yani. Bu de çok uzun sürmeyecek çünkü elektrikli çağ başlıyor. Elektrikli çağına baktığın zaman bütün otomobiller ya çok güzel ya çok çirkin. Hani <laughs> orada da mesela bir şey yok, orta yok yani. Araba ya harbiden çok güzel bir tasarıma sahip ya da gerçekten öyle leş. Hani bunu söylüyorum açık açık. Elektrikli çağın geldiği zaman tasarım konusunda bambaşka şeyler konuşacak konuşuyor olacağız. O da çok uzak değil. Seneye falan konuşmaya başlayacağız. Abi mı? işte ben de ondan korkuyorum biliyor musun? Neyden? Yani ya, abi elektrik ya. Ne bileyim gaza basıyorsun diye bir ses. Verdi yani, onları, Sana içeri sesini verenler olacak. Yeni Dodge çıkmış gördün mü abi? Evet görmez mi? Ya var ya evet ben evet, çok güzel tasarım var. Ama abi o yani o V8 yok ki içinde. Var ama. İşte ne yalandan yapıyorsun? haberler koymuş herif. Fark etmez yani. <laughs> şey videolarını seyrettim mesela evet arabanın içinde V8 var gibi gidiyorsun. Ya tabii ki yani bir sürü şey hayatımızda değişiyor. Tamam. Sana öldürücü darbeyi indiriyorum. <laughs> Sürücüsüz. Sürücüsüz geliyor. E, ne yapacaksın? Hani gaza bastı bir sesmez. Sen yoksun. Hani şoför yok. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Allah korusun, korusun. Ya işte Allah bunu korusun. çok anlıyorum Yani 18 yaşında bir gencin içi kıpır kıpır arabayla böyle bütünleşmek falan istiyor. Yeni gelen çağda otomobil değişimi onlar için çok kabus gibi bir süreç bence yani. Yani abi şimdi mesela senin gençliğine bakıyorum yani ne arabalar, ne arabalar. Aman Allah'ım. Hani BMW'ye yani... giriyorsun ayrı bir şey, Audi'ye giriyorsun ayrı bir şey. Yani. Aman, aman Allah'ım ya aman Allah'ım yani şöyle söyleyeyim ben mesela o şanslı kuşaktanım bir de. Ya ben gözümü açtığımda yollarda her tarafta Amerikan arabaları vardı. falan diye gezen tipler vardır. Eksoz arkasından koşan çocuklardı. İşte. Şimdi mesela hele senin Allah kısma ederse çocuğunu düşünüyorum. Hani hiç böyle bir şey yok. diye giden şeyler var. Abi benim çocuğum arabaya meraklı olursa ona sözüm şey ya. Bir tane E36 E3 sürecek benim. Değil mi? bir garaja koyacağız abi. İnşallah yapmış. Yani şey yani bu sadece erkekler için değil, erkeklerde biraz daha ön pınar çıkıyor. Biz hı hı. arabayla bütünleşen insanlarız. Ona isim koyan, ona canım diyen, okşayan, seven, silerken en ufak detayını atlamayan canlılarız biz ya. Bizim elimizden her şeyi almayın ne olur ama görünen o ki alıyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Tekrar Peugeot 308'e dönelim. Evet abi. Evet. Peugeot 308'in tasarımıyla ilgili benim söylemek istediğim şey yani şöyle 3008'de yaşadığım etkiyi çarpı iki yaptı. Yani bambaşka Hı -hı. çünkü az önce konuştuk hatchback pek seviyoruz biz. Evet. evet. Ya o yüksekten bir anda hop aşağıya indi tasarım. Hı -hı. 308 beni oradan bir avladı zaten. Evet. Yani o dişim işi görmeden avlayıverdi beni. Hı -hı. Yeni petek dokulu şey ızgarası. Yeni logonun mesela bir sürü karakteristik özelliği var. Yani kameralar mesela arkaya saklanacak. Hı -hı. Yani o sadece basit bir logo değil. Aynı zamanda o, yeni arabalarda görürüz böyle, böyle yuvarlak vardır. Radarlar, kameralar falan gözükür. Onların hepsini Peugeot arkaya topluyor logo. Çok başarılı. Logo malzemesinin böyle bir özelliği var. Hı hı. Çok net bir şekilde görebiliyor radarlar. Ee, bütününde arka taraf benim şeyimdir, hastalığımdır. Arka tarafı daha hareketli istiyorum abi yani. Peugeot 308'de de hareket yok. Astra'da var. Astra köşeli falan. Evet ben Astra'nınkini daha çok beğendim. Aynen öyle. Peugeot biraz orayı şey yapmış. Tamam abi yüzü bu kadar yaptık 3008 gibi bırak devam et demiş İç mekanı 3008'in nasıl buldun? 308'in mi 3008'in 308 308'in 308 abi Australia'ya göre çok daha nasıl söyleyeyim hareketli evet. daha biraz daha nasıl söyleyeyim tuş var yani biraz daha hissiyat istemişler sanırım iç mekanda yani ona o kadar çok fark yok yine kocaman işletiler şey, şey, ekranlar işte efendim hayal göstergeler Yine yani artık günümüzün çağına ay uyduran otomobiller. Aynen öyle. Ee, sürüş karakterlerinin hemen hemen aynı olacağını biliyoruz zaten. Hı -hı. Yani aynı ürün yelpazesinin çocukları bunlar. Ee, motor seçenekleri gene söyleyelim hani Astra kısmında atlandıysa 1.2'si var. Evet 1.2'si var ya. 130 beygir güç üretiyor. Hı, -hı. Ee, dizeli var. 3 de i̇şte emin değilim abi. Peugeot 308'de de ben dizel olduğunu biliyorum. Yani, o zaman tamam ben bilmiyorum. Ama hani Türkiye'ye gelecek motor seçenekleri konusunda hakim değiliz. Daha açıklanmadığı için Opel Astra önümüzdeki hafta Peugeot 308 galiba ayın 20'sinde satışa sunulacak. İki modelle geliyor. Bunların bir de kardeşi var. DS4. Evet. evet, evet. Stellantis Türkiye'nin hatchback atağı başlıyor demiştik. Aile yani Opel Astra ve Peugeot 308'in yanına Eylül ayında katılacak bir diğer seçenek DS4. Evet. Bu model de uzun zamandır bekleniyor. <laughs> Üçünün tasarımına baktığı zaman az önce bir şey söyledin DS4 ile evet, ilgili. Ne? Yani benim en çok beğendiğim tasarım diye söyledin abi. Çok daha şık çok daha yenilikçi duruyor. Şunu da fark ettim. Lexus'a sanki biraz tasarım benziyor mu? Öyle yürüyorlar zaten. Yani, yani. DS'yi böyle ayırdılar premium Hı. olarak. Biraz öyle öyle <laughs> evet, ee, mücevher gibi araba diyorum ben buna. ds 4 de bana çok soran oldu. <laughs> Ama tabii hani Peugeot 308, Opel Astra gibi satış rakamlarına ulaşacak bir marka değil. Bil. Biraz daha böyle gelsinler sadece beni satın alsınlar de, diyenin gideceği otomobillerden bir tanesi elbette en pahalısı da bu olacak hani. Bu Orası böyle. Arabaların kaç para olmasını bekliyorsun Opel Astra ve Peugeot 308'in? Abi gönlüm isterdi ki şurada 500 lira rakamlardan falan bahsedebileyim. Ama yani zaten bunu az çok konuştuk. Yani 800 rakamlardan başlayıp 1.1 işte 1.2 civarında olması bekleniyor. Aynı fikirdeyim. Fiyat seçenekleri Avrupa pazarındaki fiyatlara baktığın zaman hani 800 bile iyimser kalıyor şu anda. Yani 900'e falan ama hani alınabilir bir versiyonu tıpkı 3008 ve Grandland'de olduğu gibi yani 1 milyon, 1 milyon 100 bin lira olacak. Soruyorum hangisini seçersin? O güzel soru. Hangisini seçerim? Hmm, abi DS4 ya. Ya, ya çok şeyin arasında çok kalır. Hayır, alırım. hayır ya DS4'ü. Tamam. Astrali 308 arasında hangisini seçersin? Abi Astral 308 olursa çok çok gerici bir soru ya. <laughs> yani tam gittin yetkili satıcıdasın. 30 saniyen var seç. 30 saniyen var. Söylüyorum. Abi yok ya. Peugeot 308 ya. Ne bileyim. Hep 308 geliyor aklıma. Ya ben de anketler yapıyorum mesela. Orada da 308. Yani net bir farkla öne çıkıyor evet. ama ben Opel Astra'yı tercih ederim. Yani <laughs> ama tabii buna şey diyebilirsiniz Camaro sevgisinden. yani ha, biraz? Ben direkt hani yetkili satıcıda hiç o tarafa sol tarafa bakmam, sağ taraftaki Astra'ya gider, biner, anahtarını çalıştırır, <laughs> devam ederim. Ee, bu bölümün son konusu yakıt fiyatları ve en az tüketen yakıt türleri. Hı -hı. Ben mesela buraya gelirken Toyota c var şu Hı -hı. anda mesela. c kullandım. Hı -hı. Yakıt tüketimine baktım, hibrit bir otomobil bu Toyota ile tanıdık biz hibriti hani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Evet hibriti bizim hayatımıza kafamıza vura 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 Toyota soktu Kesinlikle. haklarını vermek lazım çok yatırım yaptılar bu işe Hı -hı. karşılığını da alıyorlar hibrit ch ile geldim ne kadar yapmışımdır Şöyle benim Corolla hibrit kullanan arkadaşlarım da var. Süpersin. Onun haricinde Toyota Yaris Cross incelemelerini de biraz izledim. Aslında biz çok sakin kullanımda 3 litre ile 4 litre arasıdır diye tahmin ediyorum. Şahanesin. 3.9 litre çıktı sonuç. Hı, hı Ama hani birazcık tamamen Trafiğe adapte oldun. Akmaya onlar onlarda 4.3 litre çıktı. Şöyle söyleyeyim yakıt fiyatlarını biliyorsun. Evet abi. Bugünle ilgili bir söylenti oldu. Yani biz bu videoyu çekerken bir söylenti oldu. Bir indirim gelecek. O evet. indirim gelirse benzin litresi 18 liraya falan düşmüş olacak siz videoyu izlerken. Umarım gelir. Yakıt fiyatı 18 liraya düştüğü zaman hibrit çok açık arayla Türkiye'nin en az tüketen araç evet, olarak ön plana çıkacak. Ama hibrit derken elektrikli motorla gidebilenler. Yani elektrikli motorla gidip bir avantaj sağlayanlar. Anladım. Ya yani mesela Toyota'nın modelleri öyle. Mild hibritten bahsetmiyoruz Ya mild hibrit hani biliyorsun tamam o da yakıt tüketimine destek oluyor ama <laughs> hani arabanın tüketimi 7.5 litre ise onu nereye çeker? <laughs> hani yani, 7.2'ye. Yani, <laughs> tamam hani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hibrit otomobillerde bütün tüketim konusunda motorlu dizel araba derdik. Bitti. Hı hı. Şu anda hı hı. çünkü dizel Konu fiyatı devir. pahalı. Benzinli araba derdik. Benzinli araba gene ekonomik. Evet aynen. Ama dizel aynı hemen hemen. Otogazlı araba derdik. Hep iyiydi. Hı. Hala iyi. Çok evet. iyi. Ama bir hibrit kadar değil yani. Hibrit araba tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten gelecek etap etap geçecek. Hibritlere geçeceğiz önce. Hibrit araba tavsiye ediyorum yani. Sen mesela hibrite aklın gider mi? Senin mesela tarzına uyuyor. Benzinli motor da var. O şey de var. Elektrik de var. Abi ya bana elektrikli bir şey vermeyin ya. Vallahi <laughs> ya Sana mesela önümüzdeki hafta kısmet olursa bir araba kullandıracağım. <laughs> Elektrikliye bakışını biraz değiştirmeye çalışacağım. Yakıt konusu böyle arkadaşlar. Fiyatlar değiştiyse hibrit araba şu anda Türkiye'nin en az yakan ve tekrar kuruşlu rakamları konuşmamızı sağlayan araba modelleri olarak ön plana çıktı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeterince konuştuk. Yani çok vaktinizi aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.